Yayında mıyız? Herkese merhabalar. Abi şu oyunculukların hastasıyım ya. Yani hiçbir şekilde yapamayacağım bir meslek dalı galiba. Oyunculuk, tiyatroculuk bilmiyorum ama tiyatro belki bir nebze daha ya. O karakteri sahnede farklı ama şu oyunculuğu yapamam ya. Çok zor. Ama çevremde tanıdığım çok iyi oyuncular var. Şimdi beni kırmızıyla görenler şok. Ama bu kırmızı değil ya, bu bordo. Kırmızı görüyorsanız eğer vallahi kırmızı değil. Çünkü beni tanıyanlar çok iyi bilirler ki bir Özlem Çelik Çekil kırmızı renkten nefret eder. Evet, yanlış duymadınız. Kırmızıyı hiç sevmem. Çünkü kırmızı gerçekten bende asabiyeti, agresifliği, endişeyi uyandırıyor. Ben de bu renkleri temsil ediyor ve kırmızı renginden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Neyse, konumuz bu değil. Bugün 10 dakika konuşalım mı serimizin konusu 4 tane film. Bu hafta boyunca Rıdvan'la beraber 4 tane film tamamladık. 4 filmimiz de gerilim filmi, 4 film de arkadaş tavsiyesiyle izlenmiş filmler. Arka arkaya izlediğimiz, hatta iki tanesi Netflix'te yer alıyor. Bir tanesinin tarihi oldukça eski, hatta iki tanesinin tarihi oldukça eski. İzlemek isteyenlere de öneri olarak ben de paylaşmak istiyorum. Belki beğenirsiniz ki bir mesela iki tanesi benim aslında zamanında görüp de kötüdür deyip izlemediğim filmler. Fakat arkadaş tavsiyesiyle, yani film konusunda güvendiğim insanlar olunca okey dedim, bir şans verelim, izleyelim bakalım. Bu arada şu da ne kadar kötü bir şey ya, şu an fark ettim. Yani ben izleyici olsam altına yorum yazardım. Canım, neden sallanıyorsun sürekli, kendine gel. Geçelim ilk filmimize hemen. İlk olarak izlediğimiz film Get Out, Türkçe çevirisiyle Kapan filmiydi. Bu arada ben oyuncuları falan çok bilmem, tanımam, etmem. Yani elbette tanıyorum, yani Jennifer Aniston kim dediğinde ya da bak ikinci isim aklıma bile gelmedi. Adam Sandler kim dediğinde tabii ki biliyorum. Yani birçok ismi biliyorum. Yüzünden tanıdığım ama adını bilmediğim çok fazla isim var. Ki izlediğim çoğu filmi de zaten unutan bir insanım. Buradan yola çıkarak, ben filmlerin isimlerini söyleyeyim, Türkçe çevirilerini söyleyeyim, birazcık bahsedeyim. Artık gerisi size kalmış ama yine de bir şans verin derim. İlk filmimiz Get Out, orijinal adı. Türkçe çevirisi Kapan olarak geçiyor. Irkçılık yapılan bir kasaba mı diyeyim? Tamam, ırkçılık yapılan bir kasabada bir tane doktorun kızı farklı bir şehirden erkek arkadaşıyla beraber geliyor. Ailesiyle tanıştırmaya geliyor ve burada olayların nasıl devam ettiğini izliyoruz. Şimdi şöyle, filmin bu arada önereceğim 4 film de gerilim. Gerilim, gizem üzerine kurulu filmler. Yani şu noktada acaba spoiler vermeden nasıl açıklayabilirim diye düşünüyorum ama öyle bir ihtimal yok sanırım. O yüzden çok yüzeysel anlatmam daha mantıklı olacak galiba. Kapan filmini izleyin, bu kadar. Galiba sonu buraya gidiyor. Filmi izlerken yarısında aslında tahmin edilebilir, öngörülür bir senaryoyla karşılaşıyorsunuz. Fakat oyunculuklar ve filmin asıl konusu üzerinden izlerseniz, yani şimdi bunu söylersem çok aleni bir şekilde filmi ifşa etmiş olacağım ve bu da olsun istemiyorum. Get Out filmini izleyin. Irkçılık üzerine bir tane kızın erkek arkadaşını, daha doğrusu zenci erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırmaya gelmesi ve orada erkek arkadaşın, yani zenci erkek arkadaşın karşılaştığı bazı durumlar, olaylar ve bunlardan endişelenip bir çıkış yolu araması, fark ettiği şeylerin gerçekliği vesaire diyebiliriz. Geçelim hemen ikinci filmimize. İkinci filmimiz Prisoners filmi. Çok eski bir film. İki tane çok güzel, Jake Gyllenhaal ve Hugh Jackman oynuyor. Adını yanlış söylemiş olabilirim bu arada. Şimdi bu film zaman olarak çok uzun. Biz bu filmi 2 günde bitirdik. 2 küsür saat, 2 saat 40 dakika civarında olabilir. Bu filmde iki tane küçük kızın, 10 yaşlarında iki küçük kızın kaybolması ve dedektif ile ailenin onları arayışlarını izliyorsunuz. Fakat bu filmde benim eleştirmek istediğim birkaç nokta vardı. Mesela
adamın dedektiflerin hep önünde ilerlemesi. Ya da filmin sonunun bir yerde artık hani Titanic dememiz vesaire gibi birkaç tane başarısız bulduğum yeri vardı. Ama onun dışında o oyunculukları izlemek çok güzeldi. Bir kere o döneme göre bakarsak, o dönemde işlenmiş gizemli akıl işi diyebileceğimiz filmler vardır. Bir akıl işi filmi aslında bu. Ama çok dikkatli izlemeniz gereken bir akıl işi. Yani eğer senaryodaki o açığı yakalamak istiyorsanız ya da filmi izlerken sonunu beklemeden siz o şeyi yakalamak istiyorsanız ne olduğunu aslında bunun için çok çok dikkatli izlemeniz gerekiyor. Bu açıdan film güzeldi. Oyunculuklar çok güzeldi. Tahmin edilebilir bir son tabii ki değildi. Sadece işte çok böyle detay. Mesela Alex'in ben Alex değilim, ben Alex değilim demesi kapatıldığı yerde bu tür noktaları yakalamanız gerekiyordu filmde. Ama tabii bu tür noktaları yakalasanız bile aslında çok da tahmin edilebilir bir sonla karşılaşmıyorsunuz. Bu açıdan güzeldi. Eğer uzun süren filmleri izlemek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Üçüncü izlediğimiz film, şimdi son iki izlediğimiz film Netflix'te yer alan filmler. Üçüncü film Haş filmi. Sağır ve dilsiz bir kadın yeni kitabını yazmak üzere bir yerde, ormanlık bir yerde inzivaya çekilmiş. Orada yeni kitabını yazarken bir katille, bir hırsızla yüzleşiyor. Orada kendi canını korumak zorunda kalıyor. Çok güzeldi. Tek mekan bir film olmasına rağmen, çok az kişiyle çekilmiş olmasına rağmen, hele o banyoya kendini kilitlediği sahnede, o bak şu anda bile böyle içim pırpır pır oldu yani o kadar güzeldi. İkincisi gelecek mi bilmiyorum. Umarım gelir. Çünkü nasıl işleyeceklerini açıkçası merak ediyorum. Çok fazla spoiler vermeyeyim ama sağır ve dilsiz birinin hayatta kalma mücadelesini izliyorsunuz. Çok güzel çekilmişti. Çok güzel bir bilmiyorum ya atmosferi, havası çok güzeldi. Gelelim son filmimize. Biz bu filmi en yakın yani en son izlediğimiz film bu filmdi. Don't Breathe, Nefesini Tut diye geçiyor. Nefesini Tut filminin çok yakın zamanda ikincisi çıktı. Hatta Ağustos'ta galiba, 13 Ağustos'ta yanlış hatırlamıyorsam ikincisi çıktı. Fakat ben Netflix'te görmedim. Sanırım ikinci filmin anlaşması Netflix'le değil ya da daha Netflix'e düşmedi. En kötü ihtimalle ben görmedim. Şimdi Nefesini Tut filmi de şöyle. Benim bu dört film arasında aslında en az beğendiğim Nefesini Tut filmiydi. Üç tane ki ufak hırsızlıklar yapan arkadaşın birdenbire çok büyük bir soygun yapmak amacıyla eski bir askerin fakat görme engelli eski bir askerin evlerine girmesini ve evlerine girmeleriyle başlayan olayları anlatıyor. Yine bir tek mekan filmi. Görsellikler güzel. Fakat birkaç kafamda şey vardı, oturmayan şeyler vardı. Hani etrafta kimse mi yok, hiç kimse mi bir şey duymuyor? Ya da işte görmeyen engelli bir adam 3 kişiye karşı hani çok çok fazla uzun süreli mücadele veriyor. İster istemez diyorsunuz ki yani hani üçü de hiçbir şey mi yapamadı, biri bile mi hani diyorsunuz. Tabii izlemeniz gerekiyor bu noktada öyle söyleyeyim. Ben ilk filmi çok da fazla beğenemedim. Çünkü hadi canım ya o kadar da değil moduna geçtim. Ama ikinci filmin fragmanını bir izledim. Dedim ki keşke ilk film bu olsaymış. Yani o kadar güzel ki ikinci bölüm fragmanı. Tabi izlemedim daha bir dakika. Yani izlediğimde fikrim değişebilir onu bilmiyorum. Ama ikinci bölümün fragmanını çok beğendim. Yani çok güzel ilerliyordu. Bu Filmler ve Filmler diye bir kanal var. Hatta parodilerini yapıyor. En son Squid Game yapmıştı. Aşırı güzeldi. Çok kahkaha atarak izlemiştim. Nefesini Tut 2'yi de yapmış ama tabii filmi izlemediğim için onu izlemek istemiyorum. En yakın zamanda o filmi de izleyeceğim. Bunlar tatilinizde, boş vaktinizde ya da işe giderken, akşam iş çıkışı evinize dönerken, trafikte harcayacağınız vakitte ya da uykuya dalarken çerezlik, izlemelik filmler. Çok 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 aşırı beğendiğim bir film olursa zaten onu tek bir videoda anlatırım o derece öyle söyleyeyim size. Bunlar çerezlik gördüğüm, izleyebileceğiniz birçok film arasında açıkçası son dönemlerde keyifle izleyebileceğiniz filmler. Şimdi Netflix'e bu cuma yeni bir film geldi. Dün arkadaşlarımdan birisi de önerdi. Hipnotik. Birazdan sanırım eşimle beraber Rıdvan'la Hipnotik'i izleyeceğiz. Hipnotik'ten sonra onu burada önerir miyim bilmiyorum. İnşallah güzeldir diyorum. Ben izlemeye gidiyorum o zaman. Hoşça kalın.